Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kamera açısı birazcık farklı, kusuruma bakmayın bunun için. Bugünkü videomda sizinle bana kanalımda Sims ile ilgili sorduğunuz bazı sorular. Bazılarınız yükleme kısmında, bazılarınız kurulum kısmında, bazılarınız custom content kısmında, oynayış kısmında bazı problemler yaşamışlar ve bunlarla ilgili sorularınızı bana söylediniz. Ben de olabildiğince yanıtlamaya çalıştım hem Instagram'dan hem YouTube'dan ama bazı soruları tam cevaplayamadım ve bunun videosunu çekeceğim, bununla ilgili video çekeceğim gibi yanıtlar vererek bu videoya sakladım hepsini. Şimdi öncelikle Sims 2, Sims 3 ve Sims 4'ü indirmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz. Videoya geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Custom contentlerle ilgili çok fazla soru gelmişti. Nasıl yüklenir, nasıl yapılır diye. Bunlarla ilgili burada da belirtmiş olacağım videonun ileriki zamanlarında. Ama benim custom contentlerimi indirmek isterseniz, yani kendim yapmıyorum ama kendi dosyamı indirmek isterseniz Instagram'dan da yazabilirsiniz. Oradan da bir link hazırlıyor olacağım. Bu şekilde o zaman videoya başlayalım. Şunu da söylemem gerekiyor. The Sims 4 videosuna yeni gelen Cottage Living paketini de ekledim. Yorumlarda bulabilirsiniz. Zaten sabitlenen yorumlara koymuş olacağım. Oradan bulabilirsiniz. Öncelikle en çok aldığım sorulardan biri linkle ilgili. Linkte bir problem olduğu, linkte çok fazla reklam olduğu veya linkte bir hata olduğu söyleniyor. Linkte hiçbir problem yok. Sadece reklamlı bir link olduğu için linke tıkladığınızda bir tane reklam çıkıyor. Reklamı 5 saniye izledikten sonra geçmeniz gerekiyor ve geçtikten sonra sizi zaten indireceğiniz yere yönlendiriyor. Ben hatırlamıyorum ama büyük ihtimal Yandex'e yüklemiştim. Yandex linki çıkıyor. Yandex linki çıkınca da zaten direkt indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra da zaten kurulumla ilgili bir dosya oraya bıraktım. Ve torrent olduğu için sadece torrenti indirmenize bile gerek yok. Çünkü dosyanın içine torrenti de koydum. Oradan yükleyebiliyorsunuz. Çok fazla reklam olduğu konusunda katılmıyorum. Çünkü sadece bir tane reklam var ve 5 saniye bekleyip geçiyorsunuz. Bu da emeğimin bir karşılığı olarak düşünüyorum. Bunu da yaparsanız çok sevinirim. Diğer bir soru custom contentlerin nasıl indirilebileceği. The Sims 4 olarak anlatayım çünkü diğer şeylerde de aynı. Belgeler kısmına girdiğinizde EA Games veya Electronic Arts yazan kısma tıkladığınızda oyununuzda bölümler çıkıyor. Ve orada mods kısmı oluyor ve mods kısmında zaten görmüş oluyorsunuz. Oraya attığınız zaman oluyor. Resource isminde bir paket var. Bir dosya var. Paket demeyeyim. Dosya var. O dosyayı hiçbir şekilde silmemeniz gerekiyor. Eğer silerseniz hiçbir custom content'i yükleyemezsiniz. Bazı alınan hatalardan biri de işlem hatası. İşlem hatasını da nasıl düzeltebilirsiniz? WinRAR'la verdiğim için WinRAR'ı direkt bilgisayarınızdan silmeniz gerekiyor. WinRAR uygulamasını silmeniz gerekiyor. Daha sonrasında bilgisayarınızı yeniden başlatıp tekrar WinRAR'ı kurup tekrar açmanız gerekiyor. Böyle bir problem olabilir. Bir de çok fazla hata alınan şeyler de oluyormuş. Hani açılmıyor. İşte girdiğimde direkt origin'e yönlendiriyor. Bilmem ne bilmem ne. Bunun için de crack yapmamız gerekiyor. Zaten crack'in nasıl yapıldığını ben ekledim yine dosyaya. 3 tane dosyada da ayrı ayrı bulunuyor. Hepsinde de nasıl crack yapıldığınızı yazdım ve veya ekledim. Yazmasam bile hani direkt dosyaya atılacak yere. Bunun çözümü de budur. Çoğu kişinin sorduğu ve hatta iddia ettiği bir şeyde dosyada virüs oldu. Dosyada virüs yok. Dosya bir exe olduğu için bilgisayar bunu virüs olarak görebiliyor. Bu normal bir şey. Bir uygulama olduğu için bunu virüs olarak görebiliyor. Zaten crackli bir şey olduğu için böyle. Ama orijinal uygulama origin'e bağlı olduğu için ve biz hiçbir uygulamaya bağlı olmadan bir Sims yüklemek istediğimiz için böyle bir problem alabiliyoruz. Ama dosyada hiçbir virüs yok. Bunu tekrar belirtiyorum. Hiçbir virüs yok. Çünkü bazıları inatla dosyada virüs var, benim bilgisayarım virüslendi diyor. Yalan, çünkü ben kendim kullanıyorum. Ben kendim kullanıyorum. Yani kendime kötü gelen bir şeyi neden bunu bir video yapıp paylaşayım? Ya bir de şöyle bir şey soranlar da var. Masa üstüne kısa yol oluşturmuyor. Nasıl açabilirim bilmem ne diye. Bunun için de yüklediğiniz klasöre girip orada Sims 4 ise ona göre yönlendireceğim. Çünkü diğer Sims'lerde de aynı. Sims 4
.64 ya da işte hani 32 bitse bilgisayarınız 32 olarak görünür. Oradan açmanız gerekiyor. Onun kısa yolunu masa üstüne atabilirsiniz. Direkt onu masa üstüne atmayın. Kısa yolunu atın. Daha kolay olur sizin için. Çoğu kişi de hileyle ilgili bir soru sormuş. Hileleri açamıyorum. Hile nasıl açılır diye. Ctrl Shift N kullanarak açabilirsiniz. Ve oradan istediğiniz hileyi kullanabilirsiniz. Çoğu kişi de Keygen konusunda sıkıntı yaşadığını söylüyor. The Sims 2 konusunda daha doğrusu bu. Keygen ben koydum diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Koymadıysam bile ya da unuttuysam ya da çalışmıyorsa bile internete sadece The Sims 2 Keygen yazmanız yeterli. Otomatik olarak size bir tane şey veriyor. Onu direkt yapıştırdığınız zaman cracklenmiş oluyor. Çoğu kişinin de şunu yazdığını çok gördüm. İşte hata veriyor. Wrong disk hatası veriyor. Bilmem ne bilmem ne. Bunun sebebi de crack yapmanız gerekiyor. Çoğu kişi şunu da sormuş. Kaç GB diye. The Sims 4 30 GB. The Sims 3 24 GB olması lazım. The Sims 2'de 12 GB. Haberiniz olsun. Tüm faturaya yansır mı, kotayı aşar mıyım gibi gibi sorular da oluyor. Bir de ekstra olarak bazı arkadaşlar hani oyunun sadece ana oyun ve şu eklentili istiyorum. Bu şu ana oyun ama bu eklentili istiyorum gibi soruları, istekleri de oluyor. Onları da Instagram üzerinden yazarsanız, aşağıda o da var. Instagram üzerinden yazarsanız öyle yapabiliyorum. Çünkü bazen yorumlarda karışmış oluyor. Bir de özellikle bazı yorumlar gelmiyor. Çünkü bir yorumun altına yorum yaptığınız için direkt bana yorum olarak yani video yorum olarak yazarsanız daha görme olasılığım artıyor. Ama eğer ki Instagram'dan yazarsanız daha kolay yardımcı olabilirim. Instagram'da aşağıda bulunuyor. Takip edip oradan da destek olmayı unutmayın. Bu arada bilgisayar gereksinimleri minimum, maksimum gereksinimler onları da ekliyor olacağım. Çünkü bununla ilgili de çok fazla soru var. Tüm her videonun altına açıklama kısmına daha doğrusu altına demeyeyim eklemiş olacağım. Sizin sorduğunuz sorular aslında şu anlık bu kadardı. Ekstra olarak sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa, ekstra olarak merak ettiğiniz bir şey varsa Instagram'dan veya bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bana hem Instagram'dan hem buradan destek olmayı unutmayın. Daha fazla video istiyorsanız da bana yazmayı unutmayın. Dediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın. Eğer bir sorunuz varsa da yazmayı unutmayın. Hoşça kalın, iyi oyunlar.